Geldik. Yalnız Şampiyonlar Ligi gibi hafta mübarek. Esat'tan da dediğin doğruymuş. Ya ben size dedim. Ne diyorsun? Devler Ligi diyebiliriz. Devler Ligi, o yüzden bizi yemesinler. Sanki bunlar böyle birbirini yemekten bir şey yapamaz gibi geliyor bana. Ben günümü atlatayım. Sen de bir yarından sonra ne olacağını ortaya çıkacak senin de. 4 gün boyunca yesinler birbirlerini. Peki. Yani bir şey söyleyeyim, bu kalemim gibi değişecek. Net söylüyorum bunu. Salonun temizliğine başlamadan fincanları el birliğiyle topluyoruz. Biraz ben de Kadir Bey gibi gol taşıyımdır. İnanın o kadar titriye titriye temizliyorum falan. Bazen hatta Kadir Bey'in storylerini de izliyorum. Acaba ne yapıyor kendi banyosunda, nasıl hareket ediyor diye. Evet, açalım mı süpürgeyi Yıldız Hanım'cığım? Olur, açalım. Hadi bakalım, artık yarışmadayız. Ve temizliğimiz başlıyor. Yıldız Hanım işe salonunun halısını süpürmeyle başlıyor. Yıldız, hani ben kötü anlamda söylemiyorum tabii ki. Ben de kiloluyum. Biraz zorlanacağını düşünüyorum aslında Yıldız Hanım'ın. Başka birine daha örnek vermek istiyorum. Bilge nasıl iş yapacak, çok merak ediyorum. Çok komik ki benim açımı arıyorlar. Ben daha ev sahibi değilim ki. Allah'ım, şimdiden başladılar. Açılıyor mu Yıldız abla bu? He, bak arkaya gidiyor. Yani şu program sayesinde görmediğim koltuk modeli, rengi, kumaşı kalmadı. Yıldız Hanım temizliğiyle koltukları detaylı bir şekilde süpürerek devam ediyor. Yıldız Hanım, bir şey soracağım. Çocuğunuzun duymadığını nasıl fark ettiniz? Aslında ben fark etmedim. Ben o dönem çalışıyordum. Çocuk konuşmuyor, cevap vermiyordu. Babam dedi ki bu çocukta ya duymasında problem var ya da algılamasında. İlk babam götürdü bir kulaklığını. Peki duymadığı için ağladığı oldu mu hiç? Hani çocuklar böyle sessizlikten korkarlar ya. Ama duyuyordu yani. Çok duymamazlığı yoktu. Kayıp vardı sadece. Tabii. Sonra götürdün. Üniversiteye götürdük. Orada duyma kaybı çıktı. O zamana kadar hiç çocuğun iç ateş geçirdiğini anlamadım. O zaman ya, sevgili seyirciler, lütfen dikkat edin. Yani nasıl anlaşılır bilmiyorum ama. Teste götüreceksin. Hayır yani, çocuğun iç ateş geçirdiğini nasıl anlayacaksın? O sıkıntılı bir durum. Evde falan arada çocuklara dikkat edelim. Ya boğaz enfeksiyonlarından kaynaklı oluyor genellikle dedi. Çocuk çok sık ateşleniyor. Boğazları ağrıyorsa aslında belli başlı problemlerden biri o. Sıkıntılı bir durum yani. Çünkü aynen anlaşılmıyor. Öyle. Baksana, yazık günah. Onu da şöyle üstüne atalım da değişik bir model dursun. Bence Yıldız Hanım biraz ağır bir hanımefendi. Zaten rahatsızmış da kendisi. O kadar hızlı olacağını düşünmüyorum. Temiz bir kadındır ama hızlı olacağını düşünmüyorum. Yıldız Hanım iddialı duruyor ama menüsüne baktığımız zaman bir el açması menü beklerdim Yıldız Hanım'dan. Bir el açması yok ev hanımı olmasına rağmen. Menüsü de gayet basit. Temizliğe yardım eden Kadir esildi, sandalyeleri sildikten sonra peteklerin ve bibloların tozunu alıyor. Valla Kadir Bey'den iyi puan almak temizlikle ilgili biraz zor ama Yıldız Hanım'ın da yani ortalarda bir puan alacağını düşünüyorum. Yıldız Hanım, ne yapıyoruz şu anda? Yerleri sileceğiz Kadir Bey toz alırken. Kadir. Masayı, sandalyeleri çevirdim, altlarını sildim. Arkadaki şişekliği sildim, zaten bir abes tozluyor evde. Evin temizliği güzel yani ama tamam, insan bile girdi çıktı, gene üstünden geçelim. Bir de hanımefendinin tabii bez tutuşunu görelim. Hadi bakalım sayın seyircilerim. Kadir Ezildi ve Yıldız Hanım salonun temizliğine devam ederken biz de Davut Bey'e kulak verelim. Yıldız beni sıcak karşıladı ama ben onda da bir şeyler görüyorum ya. Şimdi o bugün yarışmasını bitirecek ya, Allah diyecek, Bismillah diyecek ama karşısında Davut var asla. Kendi gününde bile olsa ben hepsine tek tek haddini bildireceğim, net. Çevremde çok güzel yemek yaptığımı söylerler. Bunu aslında ben de biliyorum. Çok söylemelerine de gerek yok. Ama duymak da güzel bir şey tabii ki de. Ev sahibimizi tebrik ediyoruz. Evini güzel temiz tutmuş. Çok kalabalık da döşememiş. Biz gelene kadar her şey temizdi. Mahvettin orayı be. Allah senin bildiğin gibi yapsın. Olur öyle kazalar. Konsolda toprak kayması oldu. Helan, helan. Allah sen bilirsin. Hanımefendi cam pısmısıyla akşama kadar gezen tiplere benziyorsunuz. Ya benim evim, mobilyalarım böyle beyaz gold olduğu için. Akşama kadar hep böylesiniz değil mi? Yok, çok oğlumdan fırsat kalmıyor ama olabildiğince öyleyim. Omzuna bir bez atan her yere fıs fıs fıs. Allah sen bilirsin. Bak, ben evime temizlik yapan birini, kendi evinde kullanabilirsin bu arada, sıkıntı yok. Ama ben eve temizlik yapan birini alsam, para versin, elinde cam fıs fıs ile gezdiğini görsem paranın yarısını keserim. Neden? Su yapsın bana. Hiçbir şey yapamazsın. En fazla ikinciye çağırmazsın. Cam fıs fısını zaten cam dışında kullanan tek ülke bizizdir herhalde. Üstünde cam fıs fısı yazıyor ama maşallah biz mobilyaya, dolaba, kitapların önüne aldık. Kitapları kaldırıyor bak. Ha bak, kadın çekiyor kitapları. Demesen kaldırmayacaktı işte. Demeden önce kaldırıyordum ya. O öyledir bak, sen iş yaparsan o gelir üstüne çöreklenir, tamam mı? Kendi yapıyormuş söylemiş gibi davranır sana.
Ya belediyenin olduğu kurslara katıldım, daha tam anlamıyla bitmedi ama girişimci anneler için, özel çocuklu anneler için devletin yarattığı istihdamlar var. Komek olsun, belediyeler olsun. Ya ondan faydalanmak istiyorum işin açıkçası. Belki ilerleyen dönemlerde kendime ait ev yemekleri yapılan bir mutfağım olsun, çok isterim. Acaba bu adam bizim için nasıl bir etap hazırladı? Vallahi bilmiyorum sana ama. Sana bir şey diyeyim mi? Etap konusunda asla acımaz. Erol Taş 1, o 2. Yapacak bir şey yok. Hadi kalk gidelim o zaman. Bakalım görelim. Yıldız Hanım'da hırs var. Sakin bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Evet efendim. Anlaşılan yine bir temizlik etabıyla karşınızdayız. Herkes yerini aldığına göre. Açıp bakalım mı ne lekesi var acaba? Lekeli havlu etabımız çok istek aldı Kadir'cim. Evet, çünkü çok coşkulu bir etap oluyor. Coştum yine, dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum. Oh. Kahve. Arkadaşlar mandala sanatı yapmış. Burada resmen mandalya yapmış söğüt dalına. Kahve var, salça var. Hakkından gelebiliriz diye düşünüyorum. Süre başlıyor. Yıldız Hanım unutmayın, etapta sürpriz hediye veriyoruz. Ah Yıldızcığım, dur şuradan fıskiyi açayım ben sana. Yıldız Hanım'ın avludaki lekelerle savaşı başlıyor sayın seyirciler. Yine yeşillendi fındık dalları, yine yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak o yarın halları? Haydi bakalım yıldız leke çıkacak mı? O suyun içinde bir cibileyelim. Çipet pet pet çipet pet. Bastır bastır bastır. Anam yüz havlusu da değil, resmen plaj havlusu. Ne dersiniz, etabı kazanır mısınız? İnşallah kazanacağım. Suyu dökelim mi, yenisini dolduralım mı, bir sıkalım mı bir havluyu ha? Kazanmak için buradasınız. Bir ne çıktı ne çıkmadı görelim. Yıldız Hanım meşhur lekeli havlu etabımızda havlusunu sıkıyor ve ilk suyunu döküyor. Lekelerle savaşına kaldığı yerden devam ediyor. Yani şu kahveyi dökmeseniz ne olur acaba? Ketçap dökseydiniz sadece. Sen de sinirlen bence Yıldız birazcık. Tut ucundan tut tut tut. Arkadaşlar son 30 saniye. 30 saniye Yıldız abla şu şey, iki şöyle 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 tut ha. 20 saniye. Hadi. Tamam aç bakalım. Adımız Hıdır, elimizden gelen budur. Hadi bakalım, geçmiş olsun hanımefendi. Evet, Yıldız Hanım şu hap kadar banyonun içinde bütün coşkuyla havlusunu yıkadı. Ama elimizden ancak bu kadarı geldi. Kalanını makineye atıyoruz efendim. 15 dakikalık programa. Dinleniyorsun. Tamam. Gayet güzeldi. Hırslı bir kadınsın. Devamını mutfakta alalım. Tamam. Tamam mı? Lezzetli yemekler için hadi mutfağa geçiyoruz. Diğerleri çok peşin konuştu. Bugün kendimce çok iddialı bir menü seçtim. 2 saatte de yetiştirebileceğimi, sığdırabileceğimi düşünüyorum. İnşallah beğendirebilirim de. Bence Yıldız Hanım mutfakta, hani yapmaya çalışır, konuşur da ama yetiştirebileceğini düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.